Arka Çeliz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile Ligimizin ikinci hafta mücadelesinde zannedersem İspanya'ya karşı oynayacağım. Bu benim ikinci hafta maçlarım. Diğer maç skorlarını tek tek şimdi ben ekranı yansıtacağım. Sizler de görebilirsiniz. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu ve E grubu şeklinde. Tabi listeye katılamayanlar da var. Yani katılıp da oynamayanlar var arkadaşlar, ama yapacak çok fazla bir şey yok. Onları ister istemez bizim hükmen mağlup saymamız gerekiyor ki turnuva katılma şartlarını biz ufak ufak anlatmıştık. Bu videoya like atıp kanalıma destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla sizlere yoğun trafik nedeniyle tekrar deneyelim abi. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel içerikler sunmaya çalışacağım. Şu montumu bir indireyim abi. Şimdi şundan bahsetmek isterim ki arkadaşlar, gerçekten DLS oynamaktan var ya, DLS oynamaktan gına geldi. DLS kendini geliştiremediği sürece bizim ilerlememiz DLS konusunda çok zor. O yüzden arkadaşlar olabildiğince bizler farklı oyunlara yönelmemiz gerekiyor. Özellikle PES Mobile'e ilgi gösterirseniz PES Mobile ağırlıklı ilerleyebiliriz. Ayaz Game TR2 kanalı zaten gümbür gümbür devam ediyor. Gerçekten oraya çok güzel FM Mobile videoları atmaya devam ediyoruz ki umarım devamını orada sağlayabiliriz. Şimdi ben rakibimi ufak ufak bekleyeceğim. Rakibimin gelmesini bekleyeceğim ki gelirse çok çok güzel olur. Evet, geliyor sonunda. Almanya yaptım. Keşke Almanya logosunu kullanabilseydim. Zorlu bir maç diyebilirim. Yani ilk maçın dereceye bak, 1351. İlk maç kaç bitti bilmiyorum ama galiba zorlu bir maç bizi bekliyor. Ayarları yapayım abi ben kısa bir şekilde. 10 dakikaya ayarlıyoruz abi, uzatmaları yok. Zaman dilimimiz gece. Onun dışında bir şey var mı? Galiba yok. Formalarımız öyle. Deplasman 2. Tamam. Sıkıntıya girmeyelim. Hadi bakalım. Bol şans dilerim kardeşim. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar Discord'da olacak. Discord'dan onların sesini duyabileceksiniz ki umarım facecam'li videoları da çekebilirim. Yani kuzenimlerde yüklüyordum arkadaşlar interneti, yani şey videoları, ama şu an oraya gidemediğim için yükleyemiyorum. 15 tatil olduğundan ötürü tekrardan bakacağız. Almanya, İspanya bu arada arkadaşımızın adı, keşke takımını İspanya yapsaydı ama bir Galatasaraylı kardeşim, ben de Galatasaray'ın başarılar diyorum. Umarım güzel bir maç olur. Bu arada derecesi çok iyi ya onun. Ben ona karşı gelemem ki. Gnabry, Kai Havertz, güzel pas tekrardan Gnabry'e. Gnabry, Rummenigge. Çok hızlı başlangıç değil mi? Verkaçlar çok iyiydi ve güzel başladık. Hadi bakalım. Toni Kroos ya. Yemin ederim isteyerek olmadı ya. Halstenberg. Kai Havertz. Güzel pas. Halstenberg. Şut gelecek. Halstenberg, konuşamadım bile. Çocuk nasıl vurdun sen öyle? Halstenberg nasıl vurdun öyle? Yani güzel başladık ama devamı gelmesi lazım. Duran topları kullanan önce cross yapmayacağım. 95 ile kullanıyor ama. Ya hadi cross yapalım ya. Formu da düşükmüş bu arada. Keşke cross'u oynatmasaydım. İyi yere kestik mi? Hayır, Ferran Torres orada. Gol geliyor gibi, Rummenigge vuramadı. Halstenberg vur artık. Halstenberg gelişine vurmayı denedim, olmadı. Tekrardan Halstenberg. Orada bir karambol. Kai Havertz. Yani oradaki karambolü nasıl atamam? Oradaki karambolü Gökhan nasıl atamıyorsun ya? Acayip bir şey. Şimdi Beckenbauer Kepa aslında soluma çekip de vurabilirdim ama top daha kardeşime gelmedi ama yani derecesi çok yüksek. Vallahi beni korkutmuyor değil kardeşim. Halstenberg. Çok güzel. Cross. Leroy Sané. Leroy Sané. Bir daha Sané. Keser golü getirir Rummenigge. Vuramadı. Bak fake atıyor. Ben fake asmayı bile bilmiyorum abi. Ansu. Yemin ederim bilmiyorum. Goretzka, yani çok düz oyuncuyum ya, öyle diyeyim size. Goretzka. Matthias Ginter, Niklas Süle, güzel pas. Beckenbauer. Havertz. Gnabry, Rummenigge gelmedi. Aslında benim orada düşündüğüm şey Havertz ama ona da çok gelmeyince bu sefer kontra çok tehlikeli. Niklas Süle kapatır mı? Kapattı. Fatih. Beckenbauer. Tekte Rummenigge'ye oynarsa gol atabiliriz ki Rume acele ettik gibi. Kai Havertz. Beckenbauer. Tekrardan Gnabry. Oyunu kurduk. Kanattan geliyoruz. Gnabry'ye gelmedi. Aslında Beckenbauer'in koşu yoluna doğru atacaktık ama bak, kaçırdık adamı. Çok da kötü kaçırdık ama orada Toni Kroos. Maça iyi başladıktan sonra istediğim o verkaçları da yapamıyorum şu an. Oyunun kontrolü biraz daha İspanya'ya geçti gibi. Pedri. Jordi Alba pasını aktardı Ansu Fati'ye.
kaçırabilir mi ki? Kaçırdı galiba. Pedri çok tehlikeli geldi. İşte. Ooo, Ferran Torres'ti galiba. Yani ilk net pozisyonu çok korkuttu beni. Yalan olmasın, acayip korktum. Oliver Kahn. Çok verkaç denemedim nedense. Kai Havertz. Tekrardan ya, gel gel. Delirteceksiniz beni, yemin ederim delirteceksiniz ya. Fatih. Bak işte benim en çok pozisyon verdiğim nokta. Bir türlü şu peste defans yapmayı öğrenemedim ya. Yemin ederim bakın, defans yapmayı bir türlü öğrenemedim. De verkaç da çok yapmıyorum nedense bu maç. Diğer maçlarda baya baya yapıyordum ki zaten bana oyunu getiren husus oydu. Cross. Rume. Çok güzel, ancak geçmedi ki o top. Yani güzel demeye ramak kalmıştı ki. Ginter. Abi bir şey söyleyeyim mi? Analog buz şu an. Yemin ederim. Sanki şeye, buza dokunmuşum gibi. Rummenigge. Ferran Torres. Ya bu başlangıça. Süle. Evet, bak bak bak. Oyuncu defansa çekmeyi biliyor ki Ferran Torres şu an yaptığı şey ki bunu güzel yapıyor. Ben bunu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Bak, iki kere istedi. İki kere istedi. İkisinde de geç kaldım. Çok çetin bir maç bu arada. Hector Bellerin. Sergio Busquets. Pedri. Ya bana göre bence daha tehlikeli oynuyor. Bilmiyorum. Toni Kroos. Ya Toni Kroos, bir tane topu geçirsen abim ne olacak ki? Ben de. Çok güzeldi. Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge nasıl kaçar bu? Rummenigge bu nasıl kaçar? Yani istediğim baskıyı oluşturabilmeme rağmen oyunu kuramadım. Ginter. Şimdi tekte oynamaya çalışacağım ki orada uf. Yani kimden medet umuyoruz abi. Çok güzel yere çıkardık ki gider Leroy Sané. Ya neresi faul? Bunun neresi faul? Bunun neresi faul? Acayip bir şey ya. Hata yapar diye düşündüm ama hata yapmıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kardeşimiz gerçekten güzel oynuyor bu arada. Hani elindeki malzemeyi çok da güzel kullandığını söyleyebilirim. Havertz. Kaçırdık abi Rumeyi. Kaçırdık gibi olmadı. Leroy Sané gelmedi. İlk kez uzun oynadım. Onda da tehlikeyi yarattık arkadaşlar. Bu oyunda ben normalde işte çok da uzun oynamayı seven bir insan değilim. İkili forvette çok güzel kullanılıyor ki. Hızımı alamadım. Bir korner çalışması gelebilir bu arada. Bir korner çalışması gelebilir. Sol ayaklı oyuncu kullanacak. Sol ayaklı oyuncu kullanacak ki. Bak bak bak, tahmin ettim ama. Hemen yollamam lazım. Hemen yollamam lazım. Ki Serge Gnabry. Abi yükseliyorsun da. Ya orta alan niye gelmiyorsun orta alan? İlk yarı bitti. Çok çok böyle güzel başladık. Ama ondan sonra gerçekten İspanya kontrolü elini aldı mı bırakmıyor. İyi başladık. Yani 5 şutumuzda ilk yarıda gelen şutlar. Güzel maçtı. Kardeşim gerçekten iyi mücadele ediyor. Yani her şey olabilir öyle diyelim biz ya. Her şey olabilir. Gerçekten her şey olabilir. Çok defans yapmayı bilmediğim için ona göre ki bak, oyuncuları koşturmasından tutun da her şeye kadar. Bak çok güzel bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. Bir santra taktiği bu, bakın. Aldı, verdi. Ferran Torres kapatamadım. Kapatamadım, çok güzel bitirdi. Eline sağlık. Ki bekliyordum desem yeridir. Ki zaten 1300 dereceye ulaşması arkadaşlar. Eminim ki iyidir. Ya istediğimi başarılı bir şekilde uygulayamadım ben de. Niklas Süle. Toni Kroos. Sané. Rume. Sané. Rummenigge. Nasıl bir goldü o Rummenigge? Rummenigge bu nasıl bir goldü?
Rummenigge bu nasıl bir goldü? Şapkadan tavşan çıkardı Rummenigge. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol attı. Gerçekten beklenmedik anda. Ver kaçlar. Yani uzatabileceğim. Ay 1-1. İnanılmaz bir gol attı ya. İnanılmaz bir gol attı. Bak bir tane daha taktik ama yemedik. Yemedik lan. Lan nereye? Ya. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Adamı da kaçırdı. Bak bak. Abi bir şey diyeyim mi? Yemin ederim. Şaka gibi ya. Üzerine gelen topu da atamaması. Yani üzerine gelen topu da savunamaması da ayrı bir dert. Oyun kuracağım abi. Yapacak bir şey yok. Bak 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 yine. Kaçır artık kaçır. Defans arkası top yersem golü yerim. Goreska. Çok güzel yere Beckenbauer içeriye golü getirir. Pedri. Nereye ya? Nereye ya? Nereye ya? Gökhan nereye ya? Bu top nereye ya? Harbi diyorum. Acayip oynuyoruz ya. Yani Rume'den vazgeçmem çok mümkün gibi durmuyor ama ben beceri hareketlerini de kullanamıyorum bu arada ya bir türlü peste. Orta alan oyununu seviyorum ama işte kaptırırsanız orta alan oyununda golleri yemeniz de çok da mümkün gibi gözüküyor. Ansu Fati'ye bak 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 harekete bak. Çocuğun yaptığı harekete bak. Mükemmel bir hareketti ya. İnanılmaz bir hareketti ya. Şuna bak. İşte bunları bilmediğim için arkadaşlar. Gerçekten bilmediğim için. Üçüncü golü de yedik. Eline sağlık. Ya klasik bir oyuncu gibiymişim ben ya. Öyle dediğim gibi çok verkaç falan bilmediğim için. Ya verkaçı biliyorum da şeyi çok kullanamıyorum. Hani sondaki adamı defansa kaçırma vesaire. Toni Kroos, Hastenberg, Rumi, faul niye vermedin ki? Bak yine hareket deneyecek ki yok denemedi. Mesela arkadaşlar bu ara pasları üçgen dışında ben atamıyorum. Yemin ederim atamıyorum. Yani nadir. Üçgen dediğim de şey bu arada. Bak ben de bir şeyler deneyeyim dedim ama yapamadım. 3-1 oyuncu değişikliklerine gidecek ki ben de gitmeyi düşünüyorum. Bakalım ben kimleri çıkartacağım. Orta alanda ya oyuna kurabileceğim, oyunu alabileceğim GF olarak oyuncularım var. Yani başka da. Müller de orada oynamaz ama onu oyuncu pozisyonlarından değiştireyim abi. Şunu 92 yapalım. Ki başka neler yapılabilir? Ya belki göbe... Mateo. Şöyle bir şey yaptık. Hani Goreska çok ayağı değil ama bir şeyler deneyeceğiz abi artık. 3-1 gerideyiz ama maç gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Kardeşimin eline sağlık. İçeriye uzun bir top. Rummenigge olmadı. Ya. Benim oyuncularım neden o toplara koşamıyor? Ki ben bunda çok sıkıntı yaşıyorum abi. Acayip sıkıntı yaşıyorum. Bak topları alamıyorum. Ben o dönen toplarım var hiçbir tanesini alamıyorum. Yani benim oyuncularla nasıl diyeyim ikili mücadele etme yeteneğim sıfır. Çünkü oyuncuları hangi yöne çekeceğimi çok bilmiyorum. Kaç artık ama yok kaçamadı. Kaç artık deyip de kaçamayan nadir kişilerden mi galiba ben? Yine Berkaç oyunu. Başaramayacağım galiba defans yapmayı ki. Yok yapamıyorum abi. Ben defans harbi diyorum yapamıyorum. Ya. Şaka mısın sen ya? Bak kaçıracak onu. De onu ben oraya getiremiyorum ki. Bak Mateo gol olabilirdi bu arada. Gol olsaydı efsane bir gol olurdu. Oyun kurmaktan uzak bir uzun top oynayacağım. Ki indirebilirim bilmiyorum. Kasıyor mu biraz?
Evet, niye kasıyor ki? Havert, Goretzka. Ah, Rummenigge gelebilirdi. Hasdenberg. Çok güzel. Müller geçmedi ki o top. Yani benim tek gol çarem şey gibi duruyor. Siz söyleyin. Söyleyemedik. Bak kaçtı. Adam orada kaçacak. Bak adam orada kaçacak. Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati. Ferran Torres. Topu bildiğin çizgiden çıkardık. Goretzka. Gelmiyor ki abi kanattan. Müller. Korner. Geçer mi ki? O geçmedi, ilginç. Korner. Korner mi, out mu? Gol kick mi? Ya. O top nasıl gol kick ya? Bu arada çizgiden çıkan toptan sonra denedik ama olmadı. Thiago. Beckenbauer. Yok. Rummenigge yok, gelmedi. Aslında ben orada kaçırmak istediğim oyuncu şey değildi. Siz söyleyin abi. Müller değildi de. Thiago son pozisyon. Ansu Fati. Ansu Fati çok güzel bir şuttu ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Yani ikinci yarısı karşılıklı gollerle başladıktan sonra skor buraya geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Kardeşim ismini unuttum ama eline sağlık kardeşim benim. Gerçekten çok çok güzel oynadı. Emeğine sağlık. Arkadaşlar ikinci maçımızı 3-1 kaybettik. Puan durumunu belki şu an yansıtabilirim. En azından sizler videoda görmüş olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 7 şuta karşılık 8 şut. Yalnız daha iyi pozisyonlar yakaladığını söyleyebilirim ki maçın başında ben çoğu pozisyonumu buldum ama onları değerlendiremedim. Puan durumunu sizlere göstereceğim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.